Salatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye 10. Risale'den. İlem eyyühel aziz. Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, Müslümanları ecnebi adetlerine ittiba ile şairi İslami'yi terk etmeye davet ettiklerinde, Kur'an nurcuları böyle müdafada bulunurlar. Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan az ve fakrı kaldırmaya iktidarınız varsa, pekala, dini de terk ediniz, şairi de kaldırınız ve illa dilinizi kesin, konuşmayınız. Bakınız, arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel aslanı tehdit ediyor. Eğer iman kulağıyla Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan, o ecel aslanı bir Burak olur. Bizleri rahmeti Rahman'a ulaştıracaktır. Ve illa o ecel yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar, batıl itikadınız gibi ebedi bir firak ile dağıtacaktır. Ve keza önümüzde idam sehpaları kurulmuştur. Eğer iman ikanla Kur'an'ın irşadını dinlersen, o sehpa ağaçlarından Sefine-i Nuh gibi sahili selamete, yani alemi ahirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır. Ve keza sağ yanımızda fakr yarası, solda ac zaaf cerihası vardır. Eğer Kur'an'ın ilaçlarıyla tedavi edersen, fakrımız rahmet-i Rahman'ın ziyafetine şevk-ü iştiyaka inkılap edecektir. Az ve zaafımız da Kadir-i Mutlak'ın dergah-ı izzetine iltica için bir davet tezkeresi gibi olur. Ve keza bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lazımdır. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümit yok. Ancak Kur'an'ın güneşinden, Rahman'ın hazinesinden tedarik edilebilir. Eğer bizleri bu seferden geri bırakacak bir çareniz varsa pekala ve illa sükut ediniz. Kur'an'ı dinleyelim. Bakalım ne emrediyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Hülasa, ayık olan sana tabi olmaz. Ancak siyaset şarabıyla veya şöhret hırsıyla veya rikkat-i cinsiye ile veya felsefenin dalaletiyle veya medeniyetin sefahatiyle sarhoş olanlar senin meşref ve mesleğine tabi olurlar. Fakat insanın başına indirilen darbeler ve yüzüne vurulan tokatlar onun sarhoşluğunu izale ile ayıltacaktır. Ve keza insan hayvan gibi yalnız zamanı hal ile müptela ve meşgul değildir. Belki müstakbelin korkusu ve mazinin hüzün ve kederiyle hal elemlerine maruzdur. Fakat kendisini şaki, dal, ahmaklardan addetmeyen adam Kur'an'ın şu beşaretini dinlesin. Ela inne evliya Allahu la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettegun. Lehumul büşra fil hayatid dünya ve fil ahireti la tebdile li kelimetillah. Zalike huvel fevzül azim. İlem eyyühel aziz. Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, Müslümanları ecnebi adetlerine ittiba ile şairi İslami'yi terk etmeye davet ettiklerinde, Kur'an nurcuları böylece müdafada bulunurlar. Eğer dünyadan
zeval ve ölümü ve insandan az ve farklı kaldırmaya iktidarınız varsa, pekala, dini de terk ediniz, şairi de kaldırınız ve illa dilinizi kesin, konuşmayınız. Şimdi bu cümleler hakikat noktasında hükmiyet manasını ifade ediyor. Ölüm var mı? Var. Ayette ne diyor Cenab-ı Hak? Sen de öleceksin. Onlar da. Onlar da ölecek. Hepimiz öleceğiz. İkinci diriliş var mı? Var. Peki hayatın murakabesi ve muhasebesi var mı? Var. Bak, Kur'an açık ifade ediyor. Bak, bütün nimetlerden ahirette sorguya çekileceksiniz. Çünkü her nimetin bir faturası vardır. Bu kanun. Evet. Her yerde geçerli bir kanun. Bak elektriği kullanıyorsun. Ay sonunda ne geliyor? Fatura geliyor. Fatura geliyor. Suyu kullanıyorsun. Fatura geliyor. Uçağa biniyorsun. Uçağın faturası yok mu? Bir Müslüman düşün 90 sene yaşadı. 90 sene Türk Hava Yolları değil ya. Dünya uçağında seyahat ettim. Sarsmıyor, tökmüyor, incitmiyor. Mideni bulandırmıyor. Allah Allah. Dünya uçağı. Nereye gidiyor o uçak? Bak. Akıl, mantık ve muhakeme. Niye yaratıldı? Bak. Ve hesap var. Didik didik hesap. Helalın hesabı var, haramın azabı var. Bak, felsefe şakirti, batıl felsefe, kafayı yemiş, muhakeme yok, mantık yok. Başka bir de medeniyet fantazisi içerisinde uyutucu hevasat içerisinde hayatı geçmiş. İbadetten, namazdan, marifetten, ahlaktan, faziletten haberi yok. Bir öncekinde levhiyat-ı nevmiye ile diyor. Uyutucu hevesat. Bak, bak. Kur'an şakirtleri ne diyecek? Bu denilen yol 124 bin peygamberin açtığı yol. Allah var, ahiret var, hesap var, cennet var, cehennem var. Cennet de ebedi. Azab-ı ilahi cehennem de ebedi. Bak açık ifade ediyor bak. Tamam oynayalım da zevk edelim de. Ölümü kaldırın zevk edelim. Ölmek yok olmasaydı bak, tamam dünyada yaşayacaksın. Başka? Firak var, ayrılık var. Anadan, babadan, yardan, bağdan, bahçeden, varlıktan, devletten, servetten hepsinden ayrılacaksın. Bunlara çare var mı? Çare varsa, hadi. Çare varsa bu işi yapalım. Çare yoksa, biz zaruri. Aklın, mantığın, hikmetin, hakikatin gereği budur. Ya kul olacağız, Allah'a itaat edeceğiz, ebedi bir saadet. Ya da kulluk ipini kıracak. Allah muhafaza. Allah korusun. Ebedi zillet, ebedi cehennem, ebedi azab-ı ilahi. Bu işin ortası yoktur. Dünyada hep ne var? Kainatın kuruluşundan beri imanla küfür mücadelesi var. Her gün, her zaman. İşte kafirleri görüyorsunuz ya. Gavur, kafir, dinsiz, imansız ya. Bak şu anda Türkiye, dünyanın durumuna bakın ya. Bebek katilleri. Suyunu kesiyor. Allah Allah. Elektriğini kesiyor. Elbette bunlara cehennem gelecek. Tokat-ı ilahi bunları paralayacak, parçalayacak mı? Evet. Mazlumun ahı arşa yükselir. Allah her şeyi alimdir, her şeyi biliyor. Şurayı İbrahim'de bir ayet var ya. Ahiretin dehşeti var. Ahiretin hesabı var. O kafirler ayette diyor ki, korkudan gözleri sanki
şeyinden, kaynağından patlayacak gibi çıkacak. Börtlemek diyorlar ya, bazı. Ne derler? Börtlemek. Ya, böyle. Bunlar gelecek. Bu şaka değil. Bu hayal da değil ya. 124 bin peygamberin açtığı bir yol var. İman artı amel-i salih. İhlas, tek bir Allah'ın vahdaniyetini kabul edip istikamette kulluk vasfesini verirsek, ifa edersek, Allah elimizden tutsun, ayağımızı kaydırmasın, ebedi bir saadet ya da Allah korusun, ebedi bir cehennem. Çok açık yani. Hadi ölümü öldürebiliyorsan, tamam. Beşerin aciz ve fakr, naksa noksanlık kanatlarını tedavi ettirebiliyorsan, sana uyalım. Yoksa sus. Hüküm Kur'an'ındır. Söz Kur'an'ındır. Kur'an'la amel edeceğiz. Kur'an'ı hayatımıza rehber edeceğiz. Resulullah'ın sünneti, seniyesi aleyhisselam çerçevesi içerisinde ihlasla, istikametle Allah'ın rızasını tahsil yolunda gayretimizi, hamiyetimizi, aşkımızı ziyadeleştirecek yol budur. Başka yol, başka yok. Başka yol nedir? İlâ cehennemin zümera. Cehennemdir o. O kafirlerin, mürtetlerin, münafıkların yoludur. Müminin yolu budur yani. Orta yok. Orta yok yani. Onun için Müslümanın dünyasında istikamet farz-ı daimidir. Son nefese kadar. Allah ayağımızı kaydırmasın. Şeytan insana musallat olur mu? Olur. Bak, Kur'an'da Süre-i Zuhut'ta bir ayet-i kerime var. Enteresan. Bu ayette müthiş bir de tehdit var. Zikrimizi unutanı diyor Cenab-ı Hak. Zikrimizi, en büyük zikir nedir? Kur'an'dır. En büyük ibadet şey, en büyük zikir nedir? Namazdır. En büyük şükür nedir? Namazdır. Ahirette imandan sonra ilk sorgu neyindir? Namaz. Namazındır. Bak, zikrimizi terk edeni. Tabii zikrin külli manası var ama İslam fıkıh noktasından zikir denince önce ne akla geliyor? Namaz. Namaz. Namaz sorumluluğu. Beş vakit namaz. Farz. Zikrimizi terk edene ayet. Bir şeytanı musallat ettiririz. Allah. Ayet. Bir şeytanı musallat ettirir. Tabi insi şeytanlar var, bir de cinli, cinli şeytanlar var. Cinli şeytanlar bu aslında biraz geride kaldı. İnsanı şeytanlar daha önde. Çünkü cinli şeytan sadece insana vesvese verir. Ama insi şeytan senin arkadaşın tutar seni, gülerek, eğlenerek çeker, ta cehennemin ortasına götürür. Kötü arkadaş, kötü muhit, kötü çevre. Onlar alıp götürür mü? Götürür. Evet. Yol budur yani. İstikamet caddesi. Hâzâ sırat-ı müstakim. Kur'an, ne bak, iman, amel-i salih. İlim, ihlas, istikamet. Müminin kulvarı budur. Burada yürüyecek. Felsefenin, efendim, batıl zıksakları, el sefahatin ya arzuları, habis insanların yollarına gidersek maddi manevi helak oluruz ya. Dünyada da helak, ahirette de helak. Ebedi perişaniyet, evet. Dinsiz felsefe. Dinsiz felsefe bu, evet. Ve illa dilinizi kesin, konuşmayınız. Sus yani. Hakkın yok, konuşamazsın. Konuşsan da hükmiyet noktasından beş kuruş etmez. Şimdi ateist, dinsiz bir adam dese ki şey, ben Türkiye'de efendim zindanları, hapisleri tanımıyorum. O kadar tanıma ki. Hele sen suç işle, bak polis, jandarma senin yakanı tutar. O zaman görürsün. Yani hiçbir devlet yok ki o devletin hapishanesi olmasın. Hakimi olmasın, savcısı olmasın. Murakabı ve muhasibi olmasın ya. İşte Allah'ın hapishanesi ebedi cehennem.
Evet. Bakınız, arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel aslanı tehdit ediyor. Bak, ölüm gelecek ya. Ya bak, ölüm gelecek. Müslümanın dünyasında akıbet maktuptur, akıbet. Yani Peygamberimiz buyuruyor, insan gider gider cennete bir karış kalır, cehenneme düşer. Gider gider cehenneme bir karış kalır, tövbe-i nasuh eder, Allah'a döner, cennete girer. Ya. Şimdi şeytan insanın yakasını bırakır mı? Hiç bırakmaz. Şeytan insana bir kere günah işletip geriye çekilir mi? Hayır. Şeytanın amacı ne? Aksal, yani en önemli gayesi, Müslümanı alıp ta cehennemin ortasına götürünceye kadar ona musallat olmaktır. Şeytan sekeratta da insana musallat olur mu? Olur. Olur. Nefis de her zaman şeytanı dinler mi? Evet. Dinler. Bak, yani ben zaman zaman anlatıyorum. Bak, Allah sekeratı hepimizi muhafaza etsin. Bak, dünya muhabbeti, bağ muhabbeti, bahçe muhabbeti, varlık, para, devlet, rütbe, bunlar ne? Bunlar hassas noktalar. Alıp insanı götürür mü? Götürür bak. Malatya'da yaşanmış bir olayı anlatırım. Hikaye anlatmıyorum. Vaka, yaşanmış olay. Bak. Adam zengin. Kayısı bahçe. Kayısı bahçeleri var. Malatya'nın kayısıları meşhur ya. Bak. Kanser. Kanser bütün vücudunu sarmış. Doktorlar demiş ki artık bundan sonra bizim bir şey yapacağımız yok. Alın götürün. Bu eceli fıtrisini tamamlamış. 3 gün, 5 gün sonra gider. Adres değişecek. Allah hepimizi sekerata muhafaza etsin. Amin. Getirmişler eve. Efendim, evde efendim. İşte 1-2 gün sonra yani ömrü fıtrisi tamamlanmış. Ha? Yatakta oturuyor. Böyle yastığa sırtını vermiş, böyle biraz kalkmış. Çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Çocuk gibi ağlıyor. Oğlu 54 yaşında. Şimdi 54, üzerine 20 koysan en az 75-80. 75-80 yaşlarında bak. Sakallı. Haca da gitmiş. Allah hepimiz muhafaza etsin. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Çocuğu yanına yaklaşıyor. Hani bazı kanser hastalarında ağrı var ya, şiddetli. Evet. Baba diyor, ağrının şiddetinden mi ağlıyorsun? Ne ağrısı diyor oğlum? Ben 5 dakika sonra öleceğim. Bizim kayısı bahçelerini kim sulayacak? Ben ona ağlıyorum. Ya bu yaşanmış olay yani. Ha. Hayal değil bak. Ya sekeratta ölecek gidecek. Kayısı muhabbeti. Kayısı muhabbeti. Bahçeyi kim sulayacak? Ona zıkkım çıksın, kim sularsa sulasın, sen ahirete gidiyorsun ya. Ya bak. Bak, hadis-i şerif var. Son kelimesi la ilahe illallah olan elhamdülillah cennete girer. Ya aklını başına al ya. Gidiyorsun da. Doktora demiş, sen kansersin da. Bitti, nefesin kesiliyor ya. Bak, şeytan yakamızı bırakır mı? Emri bırakmaz. Nefis her zaman şeytanı dinler mi? Dinler. Ya. Kayısları? Kim sulayacak? Kim sulayacak? Allah zıkkım çıksın, kim sularsa sulasın da. Ya. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyledir. Öyle de ölürsünüz. Bitti. Hepsi bu. Anladınız mı gençler? Ölüm sadece ihtiyarlara değil, gençlere de geliyor. Ha? Ben de onu soracaktım abi. Bir zaman gençlere de geliyor. Hasan hocamıza bir şey sormuştunuz da. Kendisi de burada. Hasan hoca o kadar şey sordum ki. Ne yapıyorsun demişsin de yaşlıları. Hasan hocamız
hangi şeydi? Mezarlıklar. Zincirli kuyu. Zincirli kuyunun efendim kaptanı. Baş imamı. Baş imamı. Gelenleri dağıtıyor. Bir general gelmiş. Beni demiş nereye gömeceksiniz? General ya. Dünyada saltanat kurdu, ahirette yerin altında da saltanat kuracak. Bana özel yer tavsiye edin. Hasan Ali demiş ki, ya siz generalsınız. Sizi her yere, öyle bir yere koyalım ki kabirdeki insanları da ne yapasınız? Yönlendiresiniz yani. Beş kuruş ediyor mu? Etme. Yani kumandanlık beş kuruş ediyor mu? Para, devlet, servet, şöhret beş kuruş ediyor mu? Hasan Hoca ne diyordu? Hasan Hoca dedim, sordum Hasan Hoca. Ne yaptı? Kim geliyor, ne var ne yok kabristanda? Çok güzel bir şey, çok veciz bir şey söyledi. Hocam dedi, ihtiyarlar sıra sıra, gençler de ara sıra geliyor. Diziyoruz. Evet. İhtiyarlar, yaşlılar sıra sıra. Gençler de ara sıra. Çocuklar da geliyor, yani bebekler de geliyor. Gençler fark ediyor. Gençler de geliyor. Hepsi geliyor. Yani. Son durak. Bu şeytan son anda dediniz musallat olur mu? Evet. Ne yapmamız lazım ki böyle imanımızı kaybetmeyelim? Evet. Tabii imanın taklitten tahkike çıkması lazım. O bir. Evet. Anadan babadan duyduğun bir imanla bu dehşetli asırda insanın sekeratta kendini muhafaza etmesi zordur sünnetullah kanununa göre. Evet. Biraz önce bir hadis zikrettim değil mi? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Öyle ölürsünüz. Yaşantın ne? Bak, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerif var. Çok cali bir dikkat. Her Müslümanın çok hakimane düşünmesi lazım gelen bir hadis. Peygamber diyor ki, senin gündeminde Cenab-ı Hak kaçıncı sırada? Kaçıncı sırada? Ne? Şimdi bir adam, fabrikanın genel müdürü, işte yarın pazartesi yönetim kurulu toplanacak, günden de 10 tane madde var, görüşülecek. Ama 2 saatlik vakitleri var. O 10 tane madde içerisinde en önemli madde ne yapar? Öne çıkar. Öne çıkartır. Bu bir kaide değil midir? Evet. Bütün yönetimde kullanılan umumi bir kaidedir. Yarın şu 3 meseleyi en başta tezekkür etmemiz lazım, konuşmamız lazım bak. Peygamberin buyuruyor ki senin gündeminde Cenab-ı Hak kaçıncı sırada? Arkası geliyor. Senin gündeminde Cenab-ı Hak kaçıncı sırada ise Allah'ın muamelatında da sen aynı sıradasın. Bitti yani. Mesele bu ya. Taklidi iman yetmiyor. Taklitten tahkike çıkmak lazım. Bak taklidi iman. Müştehitler imanı ışığa teşbih etmişler. Mum ışığı. Tamam, zifiri karanlıkta etrafını aydınlatır ama mum ışığında rüsuhiyet yoktur, değil mi? Bir kapı çarpar, bir rüzgar vurur, söner. Şimdi bir adamın imanı mum ışığı kadarsa Avrupa'dan gelen bir felsefi rüzgar söndürür mü? Söndürür. Sokak söndürür ya, sokağa bak. Bu sosyal medya söndürüyor mu? Söndürüyor. Şu akıllı telefonlar söndürmüyor mu? Söndürüyor ya. Ya bir duşa basıyorsun cennet, bir duşa basıyorsun cehennem. Birbiri içerisinde. Nasıl yaşarsanız, öyle. Kanın öyle ölürsün size. Zikrin ne, fikrin ne, şükrin ne? Dünya nasıl ya? İmana, Kur'an'a, İslamiyet'e ne kadar vakit ayırıyorsun? Şimdi sosyal medya. Nereye gider bu adam? Geldin, burada dersi dinledin, sohbet, iman, hakikati.
O yatağa girdik, ne var ne yok, bir bastın düğmeye, televizyon, bir bastın telefona, saat oldu 3. Sen 3'ten sonra sabah namazına mı kalkacaksın? Sabah namazına kaçmadan önce gözünü manen kör ettir. Ruhunu kirlettin. Rivayetlerde var ki, bak, ahir zamanda gündüz imanla yatağa girecekler, sabahleyin imansız olacaklar. Bak, gündüz imanı var, gece sabaha düştüğü zaman imanı gidiyor. Gündüz imanı var, gece gidiyor. Gece imansız, gündüz dönüyor, imana dönüyor. Böyle tehlikeli bir asırdayız. Asır dehşet. İmanı kuvvetlendirmek lazım yani, o zaman. İmanı, bak, yani mum ışığı söner. Bir elektrik, o da sigorta atar. Bak, külliyatta var. Emir Dağ layıkasında. Bir kısım diyor, sahabelerin imanı güneş gibi. Güneş gibi. Hadi güneşi söndür. Büyük okyanusun avucunu al hayalen, at güneşe. Ne olur? Ateş olur. Anında dönür. Ateş olur, giremez ki. Hadi. Onun için din nedir? Bak, din kalbin uyanıklığıdır. Allah kalbimizi uyanık kılsın. Hı. Asır dehşetli ve şiddetli ya. Çok şiddetli ya. Bıraktım uçuyor. İman diyor üstad, bizzat takip. Adam borsayı takip ediyor, doları, altını, şunu bunu. Altını, haberleri, para cihetiyle konuşuyoruz. Yükseliyor mu yüküm? Bir de kendine bak ya, imanın zirveye mi çıkıyor, yoksa imanın İlâ cehennem zuvara. Bak, kelime-i küfür var insan yani. Fıkhında. Bazen bir kelime ile insan dinden çıkar. Çıkar. Kur'an'ın bir ayetini inkar eden ne olur? Kafir olur. Resulullah'ı inkar eden ne olur? Kafir olur. Allah'a inansa, meleklere inanmasa gavurdur, kafirdir. Kur'an'a inanmasa kafirdir. Ahiretin geleceğine inanmasa kafirdir. Kadere inanmasa kafirdir, gavurdur ya. Bak, iman hakikatleri. Bak. Her şeyde bir ölçü yok mu var? Her şeyde bir standart yok mu? O da var da. Bak. Kainatta mukavemet kat sayısı var. Bak, bu mühendisler bunu iyi bilir. Dayanma. Dayanma gücü ve dirayeti. Değil mi? Şimdi bu memleket Türkiye deprem bölgesi mi? Evet. Şimdi tespit yapılır efendim, işte şu bölgede ne geçiyor toprağın altından? Fay hattı var. Peki inşaat yap. Mukavemet kat sayısı. Mukavemet kat sayısı. Betondan çalma. Demirden de çalma. Bak, mekan şeyi yap. Ne diyorlar? Etüdü yap. Ne kadar sağlam. Ayağın yere basıyor mu? Bu sünnetullah kanunu değil mi? Evet. Projeyi de mükemmel depreme göre yap. Bak, mukavemet kat sayısı ile yani dünyada 11-12'nin üzerine deprem çıkınca işte kıyamet kopuyor yani. Öyle değil mi? 12'ye çıktım, her şey bitiyor. 7 de vursa, 8 de vursa, sen sünnetullah kanununa göre etüdünü iyi yapmışsan, şeyden, demirden ve çimentodan çalmamışsan, bir şey olmaz inşallah. Olsa bile çatlar matlar. Ama efendim, kullanılmış, çürümüş demiri kullandın,
çimentonun içerisine bir avuç çimento, beş avuç da kum çakıl, deniz çakılı kaptın. Eskiden o mardinler vardı, doğru dürüst de şey yapmazlardı. Efendim, karışım hemen şey su veriyor, pat. Adam şeyle çalışıyor. Onlara reyet et, mukavemet kat sayısı düşük. Deprem oldu mu, altında kalır ölürsün. Maneviyat da öyle. Hele gel bakalım, senin mukavemet kat sayın nasıl? Günahlara karşı mukavemetin nasıl? Hadi. Günahlar 7-8 depreminden daha şiddetli. Daha dehşet ya. Bu depremde ölse imanın varsan şehit. Ama günahın içerisinde kebairde ölürsen Allah muhafaza. Allah muhafaza. Senin günahlara karşı mukavemet katsayın ne? İmandaki mukavemetin ne? İslam'ı yaşamaktaki ciddiyetin, istikametin ne? Laf mı? Masal mı? Hayat ve tatbikat mı? Neresindesin sen yani? İman dairesinin neresindesin? İslam dairesinin neresindesin? Yalnız kaldığın zaman nasılsın? Ya, tabii. Onu sürekli söylüyorsunuz. Ya, bir Müslümanın ihlasının saffet ve ciddiyeti tek ve yalnız kaldığı zamandır. Antalya'ya gittin, kimse seni tam şey zamanında, turistlerin sefahatın tam açık öğrenme olduğu bir zamanda binlerce günahlarına tecavüz ediyor. Hiç kimse seni izlemiyor, bakmıyor. Sen tanımıyor. İstanbul da öyle. Sen o sahil şeridinde ne haldesin? Gözün nerede, kulağın nerede, nefsin nerede, kalbin nerede, maneviyatın, diyanetin nerede? Bakınız, arkamızda pençelerini açmış hücuma hazır ecel aslanı tehdit ediyor. Eğer iman dün, kulağıyla... Bak dün bir misal verdim de yani bak, mukavemet kat sayısı. Efendim, şimdi çay olsaydı daha güzel bunu izah edeyim. Geliyor abi çay. Çay bak. Şimdi otur gel. Şimdi bakın şimdi çay önüme geldi. Elimde Kayseri şekeri var. Şekeri batırdım. Şeker çaya girince mukavemetini ne yaptı? Kaybetti. Kaybetti, çözüldü. Bakıyorsun eriyor. 2 dakika sonra bitti. Mukavemet kat sayısı çok düşük. Elimde bir mermer var, beyaz mermer. Mermeri çaya tuttum. Çay çok sıcak. Bekle. Elin yorulur. Çay soğur. Mermere bir şey olmaz. İşte müminin imanı Kayseri şekeri gibi oldu mu? Eridin gittin. Allah muhafaza. Ya Allah muhafaza. Ama müminin imanı o beyaz mermer gibi oldu mu? Gök patlasa, yer çatlasa senin imanında, kalbinde bir gedik açmaz. Eğer iman kulağıyla Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan... İman kulağıyla. İman kulağı. Bakın şimdi sahabelere iman kulağı. Tabii bu olay... Mekke döneminde daha çak, daha keskin, açık. Bak, Mekke döneminin o ilk yıllarında bir avuç sahabe var. Bak, ya bak, kulak, iman kulağı. Bir araya geldikleri zaman ilk söz, bugün Cebrail indi mi? Bugün Cibril geldi mi? Hangi ne getirdi? Allah. Hangi ayet indi? Bütün kalbiyle, ruhuyla, iştiyakıyla Allah'ın ayetlerine karşı bütün veçlerini açmışlar ya. Ne getirdin? Dur. Oku. Bir daha oku, bir daha. Allah bu ayette neyi murat ediyor? Bu ayete göre benim sorumluluğum ne, görevim ne? Bu ayetin nefsinde en başta
İslamiyet'te en büyük tebliğ insanın önce kendisinedir. Kendini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Şu ayete göre benim sorumluluğum ne, görevim ne? Allah benden ne istiyor? Bu ayetin manasını alemimde, kalbimde, gönlümde, ruhumda nasıl yaşatacağım? Evladıma, çoluğuma, çocuğuma bunu nasıl tebliğ edeceğim? Etrafımı aydınlatma noktasından neler yapacağım bak? Dikkat et. Şimdi kulaklar sağır. Ha? Uyanıklar var. Allah onların sayısını çok. Amin. Ya bak. Sümmün, bükmün, ümmün. Değil mi bu ayet? Evet. Kördür. Kördür. Sağır. Görmezler ya. Sağır da işitmezler. Etkemdir. Bildiği halde konuşmaz. Konuşmazlar. Yani. Evet. Eğer iman kulağıyla Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan. İman kulağıyla Kur'an'ın sadasını dinlemek. Evet. O ecel aslanı bir Burak olur. Evet, o zaman doğru. Bizleri rahmet-i Rahman'a ulaştıracaktır. Yani işte ölümümüzü nereye götürüyor? Ya ebedi saadete götürüyor. Oftan, ahtan, elemden, kederden hep ne oluyoruz? Kurtuluyoruz elhamdülillah. Evet. Ve illa o ecel yırtıcı bir haslan gibi bizleri parçalar, batıl itikadınız gibi ebedi bir firak ile dağıtacaktır. Evet. Ve keza önümüzde idam sehpaları kurulmuştur. Eğer iman, ikanla Kur'an'ın irşadını dinlersen, o sehpa ağaçlarından Sefine-i Nuh gibi sahili selamete, yani alem ahirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır. İşte bu ya. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi sahili selamete çıkarsın. İman, ikan ve izan. Ya bak, iman, kalp keskinliği. Ya bak ya, kalp uyanıklığı. Allah kalbimizi uyanık kılsın. Allah sak böyle lakaytlıktan, lauvarlıktan bizi muhafaza etsin. Evet. Ve keza sağ yanımızda fark yarası, solda da az zaaf cerihası vardır. Eğer Kur'an'ın ilaçlarıyla tedavi edersen, fakrımız rahmet-i Rahman'ın ziyafetine şevk-ü iştiyaka inkılap edecektir. Az ve zaafımız da Kadir-i Mutlak'ın dergah-ı izzetine iltica için bir davet tezkeresi gibi olur. Yeah. Ve keza bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lazımdır. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümit yok. Ancak Kur'an'ın güneşinden, Rahman'ın hazinesinden tedarik edilebilir. Eğer bizlere bu seferden geri bırakacak bir çareniz varsa pekala ve illa sükut ediniz. Kur'an'ı dinleyelim, bakalım ne emrediyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Hülasa, ayık olan sana tabi olmaz. Ancak siyaset şarabıyla. Abi burada da yani bakın, mayın tarlası gibi şu cümle, şu okuduğu cümle çok önemli. Mayın tarlası gibi. Mayın tarlasına girdi mi insan ne olur? Patlar. Ayağını, vücudunu, kafasını parçalar mı? Parçalar. Şimdi her insanın dünyasında mayın tarlası oku. Bir. Ancak siyaset şarabıyla. Siyaset şarabı. Şarap ne yapar? Sarhoş. İnsanı sarhoş eder. Bakın, bu asırda birçok siyasiler ne? Tam sarhoş ya. Hem de nasıl sarhoş ya? Hem maddi sarhoş, hem ya, manevi. Ya, sarhoş ya. Nasıl bir sarhoş? Adam yaz, gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Yalan makinesi. Yalan makinesi. Yalan var, iftira var, hıyanet var. Dine düşman, imana düşman, ahlaka düşman, bütün müsbet meselelere düşman. Adam siyaset yapıyor ya. Nasıl bir gavur, nasıl bir kafir, nasıl bir mürtet. Ya,
Yok mu? Çok. Çok. O bir. Veya şöhret hırsıyla. Ha bak, şöhret hırs. Hırs. Şöhret hırs. Doymuyor ya. Öyle. Tespih ses yapıyor. Ne? Tespih ses yapıyor. Biz tesbihten vazgeçemeyiz evlat. Biz tesbih için yaratılmışız. Sen niye benim haletimi engel ediyorsun? Evet. Biz ne için yaratılmışız? Tesbih için abi. Bak bütün kainat müsebbihtir ya. Her şeyi Allah'a tesbih ediyor. Çıkar, gürültüsü gelirse gelsin. Sen söze dikkat et. Evet oku. Şöhret hırsıyla. Şöhret hırsı. Allah Allah. O hırsa bitiyor mu? Bitmiyor. Tükeniyor mu ya? Allah ettiği ki. Veya rikkat-ı cinsiye ile. Ya, rikkat-ı cinsiye. Bu ne? Evlat, çoluk, çocuk sevgisi. Tamam. Çoluk çocuğu ne sev de. Allah namına sev. Allah namına sev ya. Ana ahir zamanda ya, öyle rivayetler var ki ya bak. Hmm. Çocuk. Çocuk sultan. Çocuk kral. Baba anne esir. Hele yerine getirme bak. Seni defa koyar. Çalarlar, perişan ederler. Emir ver nefer. Ya, ya bak. Bir de çoluk çocuk nasıl ya? Hele bu asırda ya. İstanbul'da yaşanmıştı bundan kaç sene önce. Adam fabrikatör. Öldü. 3 tane oğlu var. Küçük oğlan kasaya bakıyor. Kasa, efendim, senetler, çekler onun emrinde. Öbürü memleğe bakıyor, öbürü de imarata bakıyor, öbürü satışa bakıyor. Cenazeyi kaldıracaklar. Ortancı bakıyor ki, küçük kardeşim yok. Nerede? Diyorlar ki, fabrikaya gitti. Babam öldü. Fabrikada, kasadaki paraları çalacak, senetleri gasp edecek. Hemen gidiyor. Gidiyor kardeşini, kasa açık, yakalıyor. Sen burada babamın servetini mi çalacaksın? Çekiyor, güm! Kardeşini öldürüyor. Daha babasının cenazesi kalkmamış. Allah muhafaza. Ya. Allah Allah. Yaşanmış olay yani. Evet. Bak bu. Allah muhafaza. Bak. Ne babası? Babayı ne için seviyor? Parası için, serveti için, devleti için. Ne? Baba dese ki oğlum seni servetinden azlettin. Yani bu asırda birçok evlat var ki çeker babasını vurur. Evet. Bu ahir zamanı ya. Allah evlatların şerrinden de bizi muhafaza etsin. Ya bak, hayırlı evlat. Ya ne demek ya? Baba ölür, o hayırlı evlat arkasından ona ne götürür? Azık götürür ya. Ya. Hazreti Ali bir kabrin önünden geçerken sordu. O kabir ehli azap çekiyor. Müşahede etti azabı. Aradan 1 ay kadar, 2 ay kadar geçti. Tekrar o kabrin önünden geçti. Baktı ki azap tebdil olmuş. Azap kaldırılmış. Merak etti. Burada yatan kim? Dediler ki bu davulcu, zurnacı. Peki ne var, kim var falan? Neyi var? Bir evladı var. Geçen hafta Kur'an öğrenmeye başladı. Bak, hayırlı evlat. Kur'an'ın şerefine. Yeah. Ahirette en büyük şefaat kimindir? Önce Kur'an'ımdır bak. Kur'an elif ve'ye başlayınca Cenab-ı Hak o masumun hakkına, o Kur'an'ın şerefine, kabir azabını kaldırıyor. Kaldırdı ya. Bak,
Böyle evlat da var mı? Ya, var. Ya, var. Ya, babasının manevi hayatına ya kuvvet veriyor. Böyle evlat olmak lazım. Bir de öyle evlat var. Allah onların şerrinden de ümmetine yapsın. Muhafaza etsin. Muhafaza etsin. Evet. Devam. Ve veya felsefenin dalaletiyle. Ha, bir de bak, batıl felsefe. Dinden, imandan uzak bir felsefe. O da insanların imanını çalıyor mu? Evet. Çalıyor. Başka? Veya medeniyetin sefahatiyle sarhoş olanlar. Bak, medeniyetin sefahatı. Şimdi bu asırda en dehşetli tehlike nereden geliyor? Medeniyet fantaziyeler. Sefahat, ahlaksızlık. Medeniyet. Moda, şudur budur. Modayla kalmıyor ki. Ya iffetler gidiyor, namuslar gidiyor. Haysiyetler gidiyor, şerefler gidiyor. Paralar gidiyor, izzetler gidiyor. İnsaniyetler gidiyor. İnsaniyet gidiyor ya. Yıkıyor ya, imanları yıkıyor. Perişan bir asır yani, evet. İşte bunlar ne? Bunların hepsi mayın tarlası gibi. Yani hakikatler bir mümin bunlara karşı tedbirini görecek. Evet. Beni ne yıkabilir? Şeytan hangi noktalardan beni paralayabilir ve parçalayabilir? Ona karşı müminin ne yapması lazım? Tahşidat yapması lazım, evet. Senin meşref ve mesleğine tabi olurlar. Fakat insanın bu başına indirilen, darbeler ve yüzüne vurulan tokatlar onun sarhoşluğunu izale ile ayıltacaktır. İşte kul hata ediyor, kusur ediyor. Sarhoş. Cenab-ı Hak bakıyorsun bir musibet verdi. Bir sallıyor. Bir deprem sallıyor, ola. Demek ahiret varmış. Hani bağın, bahçen, varlığın, devletin, servetin. Medyada çıkmış da Maraş'ta adamın fabrikası var. 3 tane Mercedes arabası var. Fabrikası var, Mercedes arabası var. Marketleri var. Marketleri var, hepsi gitti. Kapağı olmayan bir demlik bulmuş. İşte ona şükrediyor, çay yaptık Allah diye. Hani 2 saat önce 3 tane arabam vardı, fabrikam vardı, su vuruyordu, çark dönüyordu. Marketlerim vardı. Evladım vardı, marketim vardı. He. Krallar gibiydi. Allah isterse bir anda batırır mı? Batırır. Batırır. Yıkar mı? Yıkar. Gömer mi? Gömer ya. Allah nefsimize uydurmasın. Amin. Ya. Amin. Ya. 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 Bunlar mayın tarlası. Bunlara dikkat etmek lazım. Allah verdiğini alır mı? Alır. Senden sıhhat alır. Ha. Peki, sarhoş olunca, işte Cenab-ı Hak, eğer onun rahmete medar içinde bir ukde ve güzellik varsa, Allah onu bazen hastalıkla ayıltır. Ha. Müsibet de ayıltır. Meşakkat da ağır imtihanlarla aklı başına gelir. Tam sarhoş divaneyse ona bir şey demem. Ama birçok musibetler var ki mümini ayıltır. Dolayısıyla burada çok önemli bir ölçü var. Bizi Allah'a yaklaştıran her şey, mahiyet ve hakikati ne olursa olsun, hangi şey bizi Allah'a yaklaştırıyorsa o hakikat noktasında güzeldir. Bir abimiz vardı, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Eski hayatı çok karanlık, çok perişan. Kendi ifadesi, ağzından çıkan, ben diyor eskiden kendi ifadesi, tam bir akreptim. Tam bir akreptim. Bir trafik kazasında 2 ayağını kaybetti. Tekerlekli arabada. Sonra Cenab-ı Hak bu iman hakikatlerini ona açtı. Allah'ım. Böyle içine bir daldı. Böyle Allah. Yani hakikaten velayet derecesine çıktı. Velayet derecesinde. Nereden? Nereye geldi bak. Allah 2 ayağını aldı ama kalbine hidayeti açtı. Ya. Çok kamil bir mümindi. Biz gittik onun ziyaretine. Kalkarken birkaç kişi de vardı yanımızda.
Dedi ki, bize dua et. Şaka yaptı. Dedi, ben iki kişiye dua ettim. Birisi hastaydı. Dua ettim, öldü. İkincisi tüccardı. Dua ettim, iflas etti. Onun için ben dedi, kimseye öyle kolay kolay dua etmem diye latif etmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bak, demek ki hakikat noktasında bizi ayıltan, kalbimizi, ruhumuzu Allah'a döndüren her şey güzeldir. Mahiyeti, hakikati ne olursa olsun güzeldir, hoştur. Yeter ki uyandırsın. Şimdi bu asırda insanlar istikamet noktasından bir kısmı geriye düştüğü için Cenab-ı Hak şeylerle, hava unsuruyla, su unsuruyla, toprak unsuruyla beşeri ne yapıyor? Sallıyor. Uyandır. Sallıyor, uyandırıyor. Allah uyandırsın. Amin. Allah kalbimize teyakkuz versin. Amin. Allah ayağımızı kaydırmasın. Amin. Ve keza insan hayvan gibi yalnız zaman hal ile müptela ve meşgul değildir. Belki müstakbelin korkusu ve mazinin hüzün ve kederiyle hal alemlerine maruzdur. Fakat kendisini şaki, dal, ahmaklardan addetmeyen adam Kur'an'ın şu beşaretini dinlesin. Ela inne evliya Allahu la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Allah'ın evliyalarına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Allah'ın evliyalarına korku yoktur. Bunlar hüzünlenmez. Hüzünlenmez, evet. Ellezine amenu ve kanu yettegun. Lehumul büşra fil hayatü dünya ve fil ahireti la tebdile li kelimatillah zâlike huvel fevzul azîm. Subhanike la ilmenene illa ma'allemtene inneke entel alîmul hakîm ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.